Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde C# nedir konusunu inceleyeceğiz. Bunun üzerine konuşacağız biraz. Ve genel kültür anlamında neler bilmemiz gerekiyor ona bakacağız. C# programlama dili Microsoft tarafından geliştirilmiş ve ilk versiyonu da 2001 yılı civarında piyasaya sürülen bir programlama dilidir. Microsoft tarafından ECMA ve ISO standartlarında geliştirilmiş orta seviye bir programlama dilidir. Buradaki orta seviyeyi açıklamak gerekirse, programlama dilleri tür olarak üçe ayrılır. Düşük seviye, orta seviye ve yüksek seviye diye. Düşük seviyeler aslında buradaki düşükten kastımız makine diline en yakın olma anlamında. Yakınlık demek daha doğru olabilir. Yakınlık derecesi olarak düşük, orta ya da yüksek. Makine diline en yakın dillerden birisi mesela assembly'dir. Makine dili 0.1'lerden oluşuyorsa bunun bir üzerinde de assembly vardır. En yakın assembly dildir. Bunun üzerinde tabii ki assembly dili geliştirildikten sonra farklı ihtiyaçlar oluyor. Kurumsal geliştirme ihtiyaçları ve hızlı geliştirme gereken durumlar oluyor. Bu yüzden de yetersiz kaldığı için farklı farklı diller geliştirmeye başlanıyor. Bundan sonra C geliştiriliyor. Tabii farklı birçok dil var ama C geliştiriliyor. C de düşük seviye bir dildir. Elektronik tarafta, gömülü tarafta kullanılır aktif olarak şu an. Ve düşük seviye dil olarak geçer. Makine diline daha yakındır. Bunun bir üzerinde de orta seviye dediğimiz daha çok kurumsal tarafta kullanılan hızlı uygulama geliştirmek amacıyla geliştirilmiş. Mesela Java, C#, bunlara birer örnektir. Aslında en gelişmiş örneklerden ikisidir bunlar. C# da bunlardan biridir. C# dili C ve C++ ailesinin mirasını devam ettirmek için geliştirilmiştir. Amacı ve hedefi budur. Zaten isim benzerliği de buradan gelmektedir. Bu nedenle C# anlamını C++'ın gelişmişi anlamında olan şuradaki simgeyi ifade etme amacıyla kullanılmıştır. Burada aslında C'nin bir gelişmişi olarak programlama dilinde burada ön ek olarak C'nin bir artırılmışı anlamında anlamını üretecek olan artı artı işareti vardır. Bu değerini bir artıracaktır programlama dili söz dizimine göre. C'nin değerinin bir artırılmış versiyonu da biraz geliştirilmiş versiyonu anlamında C++ verilmiştir. C#'da aslında C++'ın da daha geliştirilmişi anlamında kullanılmak için şöyle bir söz dizimine sahiptir. Ve bunun anlamı olarak da C# verilmiştir. C# dili tasarımın ekibinin başında Anders Helsberg vardır. Kendisi programlama dili tasarımı konusunda tecrübelidir ve Pascal ile Delphi derleyicilerini de aynı zamanda tasarlayan kişidir daha önce. Ve Microsoft kendisini C# geliştirmek için aslında Microsoft'a dahil etti ve C# ekibinin başında da kendisi bulunuyor. C# dili söz dizimi olarak çoğunlukla Java ve sonrasında da C ve C++ kurallarını yani söz dizimi kurallarını örnek alır. Söz dizimi olarak yani şunu diyebiliriz, C ve C++'ı bilen, yani söz dizimi olarak biraz alışık olan, hani profesyonel olarak bilen anlamında söylemiyorum. Ya da Java dilini biraz kurcalamış, bir şeyler yazmış ufak tefek. Örneğin üniversite öğrencileri, arkadaşlar bunları genel olarak kullanırlar. Bunların söz dizimine aşina olanlar C# çok hızlı bir şekilde öğrenebilirler. C# programlama dili üzerine farklı farklı konuşmalar yapacağız. Bunun nasıl kullanıldığı, C# neler yapıldığı ve neden C# tercih edilmesi gerektiği vesaire gibi. Ama C# nedir konusunda söyleyecek olursak Microsoft tarafından geliştirilmiş olan bir programlama dildir. Ve kendisiyle işletim sistemi de yazılmaktadır. Kurumsal uygulamalar da geliştirilmektedir. Bunların detaylarını farklı videolarda anlatacağım. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde neden C# programlama dilini seçmeliyiz onu
inceleyeceğiz. Onun üzerine konuşacağız. Öncelikle C# programlama dili arkasında Microsoft gibi bir dev yazılım firmasını barındırır ve onun desteğiyle geliştirilir. Ve en önemlisi de Microsoft kendi ürünlerinde C# kullanır. Yani kendisi için bile geliştirmesi gereken bir dildir. Microsoft bu dili öncelikle kendi ihtiyaçlarını geliştirmek için, kendi ihtiyaçlarını da kullanmak için geliştirdi. Çünkü bir yazılım firması ve birçok ürünü var. Bunlarda bir stabil altyapı mimari oluşturması gerekiyordu. Hem web tarafında hem masaüstü tarafında daha önceki videolarımda ara ara belirttiğim gibi Windows işletim sistemini tamamen C# yazdı Microsoft. Çekirdek seviyesindeki C++ kodlarını da temizleyerek tamamen C# çevirdi. Ve bundan sonra da tüm işletim sistemi ve diğer bütün ürünler tamamen C# geliştiriliyor. Ha, tabii ki ekstra durumlar olabiliyor. Ekstra çekirdek seviyeli bazı farklı performanslar gerektiren durumlarda Assembly, C++ gibi farklı dillerin kullanıldığı durumlar olabiliyor. Ama %90-95 oranında tamamen C# kullanılmaktadır. Öncelikle C# ile bir masaüstü uygulama geliştirebilirsiniz. Bu bilgisayarda kullandığınız tüm uygulamalara desktop application denir. Ve C# ile de bunu çok güçlü bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve hatta diğer dillerden de farklı birçok örnek kullandım aslında. Ama C# bunu en temiz şekilde yapan, hani user friendly dediğimiz olay vardır. Kullanıcı dostu arayüzler ve geliştirici dostu ortamlar sunabilen ender platformlardan biridir. C# ve Visual Studio Editor'ı vesaire. Gelişmiş masaüstü uygulamalar yazabilirsiniz. Bunu ikiye ayırabilirim. Windows Form ve WPF. Windows Form daha önce yıllardır kullanılan altyapıydı, framework'tü zaten. Bildiğiniz, şu ana kadar gördüğünüz tüm formlar aslında Windows Form tarzıydı. Sonrasında WPF geldi, Windows Presentation Foundation. Bunda ise tamamen oyun geliştirir gibi, oyun geliştirme gücünde bir masaüstü uygulama geliştirebilirsiniz. Yani bir kurumsal uygulama geliştirip, tabii ki tırnak içinde söylüyorum, kurumsal uygulama geliştirip bunun arayüzünde bir oyun bile oynatabilirsiniz. Animasyonlar yapabilirsiniz vesaire. Kapasite olarak söylüyorum. Çok gelişmiştir. Kaldı ki Windows Vista ve sonrasında Windows 7, 8 vesaire hepsinde kullanılan arayüzler WPF'tir. Windows XP ile Vista ve sonrasındaki işletim sistemlerini düşünürseniz aslında Windows Form ile WPF kalitesi arasındaki farkı anlayabilirsiniz. Bunların ikisini yapabiliyorsunuz. Ayrıca web uygulama geliştirme bunu çok güçlü bir şekilde destekliyor. C#. Burada da birkaç farklı alternatifiniz var. Yani seçenekli teknolojilerimiz var. ASP.NET dediğimiz klasik ASP.NET. Klasik ASP demiyorum. Klasik ASP.NET. Buna WebForm deniyor. WebForm. Bu ilk çıkan ASP.NET'ti zaten. Bu halen destekleniyor ve geliştirmeye devam ediliyor. Burada uygulama arayüzlerinde butonlar vesaire bu tür kontrolleri sürüklü bloklarla tasarımlar yapabiliyorsunuz. Sonrasında gelen 2007'de çıkan ise ASP.NET versiyonu ise ASP.NET MVC. ASP.NET MVC'de Model View Controller yapısını sunar ve bununla uygulamalar geliştirmenizi sağlar. Son yıllarda özellikle MVC daha revaçta ve sık kullanılır. Burada da kontrol yapısı yoktur. Tamamen arayüze HTML, JavaScript ile yazarsınız. Arka planda aslında C# yazarsınız. Bu şekilde daha performanslı, hızlı vesaire gibi daha esnek uygulamalar geliştirilebiliyor. Bunların ikisini de yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Halen desteklenir. İkisi de kullanabilirsiniz. Genellikle yeni başlayanlar için WebForm biraz daha kolay gelir.
masaüstü uygulama geliştiriciler için webform daha kolay gelir öğrenmek. Mobil uygulama geliştirebilirsiniz C#'la. Bundan yani 3-5 yıl öncesine kadar sadece Windows Phone işletim sistemini destekliyordu açıkçası. Sonradan bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmada Xamarin, bunu da şöyle göstereyim. Xamarin aslında Microsoft'un dışında geliştirilmiş bir framework'tu. Bir platformdu. Sonrasında bu Xamarin .NET Framework'ü tamamen open source olarak geliştirmeye başladı. Yani mevcut .NET Framework aslında sadece Windows'ta çalışıyordu. Sonrasında Xamarin ekibi bunu aldı ve dedi ki biz bunu cross platform çalışan bir mobil uygulama geliştirme framework'ü haline getireceğiz. Ve C# uygulama geliştireceğiz. Cross platform uygulama geliştirmek istiyoruz. O yüzden de Xamarin hızlı bir şekilde yayıldı ve kullanılmaya başlandı. Burada C# ile hem iOS, hem Android, hem Windows Phone, hatta isterseniz iOS işletim sistemi kullanan herhangi bir şey, burada Apple TV dahil, bunları da uygulama geliştirebiliyorsunuz C# yazarak. Sadece tek yapmanız gereken Xamarin Framework'ünü kurarak Visual Studio üzerinden bunların şablonlarını kullanarak kod yazmaya başlamak. Tek yapacağınız bu. Gelişmiş özellikleri var. Tavsiye ederim. Xamarin hızlı bir şekilde de gelişiyor. Bu bunlardan biriydi. Ayrıca HoloLens için de uygulama geliştirilebilir. HoloLens de şu. Sanal gerçeklik gözlüğü, Microsoft'un geliştirdiği bir sanal gerçeklik gözlüğü. Buna da uygulama geliştirebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ayrıca gene çok önemli olan ve gelişmiş olan Xbox. Bu gene Microsoft'un Xbox ürünü. Bunun için Xbox uygulamaları, oyunlar geliştirilebilir. Bunu rahatlıkla destekliyor. C# ile oyun geliştirebilirsiniz. Microsoft'un gene XNA'yı vardır. Tabii farklı şeyler de var. Ben oyun geliştiricisi değilim. Ama C# ile de oyun geliştirebileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Peki başka neler vardır? Şöyle bir özetlemek gerekirse. C# ile Türkiye'de özellikle kurumsal uygulama odaklı çalışıldığı için, kurumsal uygulamadan da kastım genellikle veri tabanı odaklı ve ya da web tabanlı, web ya da veri tabanlı ya da CRM tarzı, ERP tarzı vesaire gibi bu tür uygulamalar geliştirildiği için burada hızlı uygulama ve arkasında ciddi bir firma desteği, kurumsal desteği olan ürünler tercih edilir Türkiye gibi pazarlarda. O yüzden de C# burada çok yoğun tercih ediliyor. Benim danışmanlık verdiğim, eğitim verdiğim birçok banka ya da finans kuruluşu ya da devlet kurumunda, hatta çok özel devlet kurumlarında bile C# kullanıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ha, bu her yerde her zaman kullanılacak anlamına gelmiyor. Farklı platformlarda, farklı seçeneklerde farklı bir dil kullanılabilir. Ama yavaş yavaş artık, kaldı ki son birkaç yıldır çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor bu geçiş. Firmalar artık C# yoğun bir şekilde geçiyor diyebilirim Türkiye'de. Birçok sebebi var. Bununla çok derinlemesine analiz yapmak istemiyorum. Ama özellikle şunu söyleyebilirim. .NET Framework, yani C# kullandığınız framework önceden kapalı kaynaktı. Kapalı kaynaktan kastım, kaynak kodunu kimseye paylaşmıyordu Microsoft. Sonrasında ilk adım olarak bu framework'ün bir kısmını açık kaynak olarak yayınladı. Framework'ün tabi tamamını değil, bir kısmını açık kaynak olarak yayınladı. Ve
.NET Framework'ü de Mono projesi kapsamında, Mono projesi de şöyle Mono Project olarak gösterebilirim. Mono projesi şu, .NET Framework'ü birileri open source hale getirip bütün işletim sistemlerinde Linux, macOS vesaire hepsinde çalışabilir hale getirmek istedi. Buna da cross platform diyorduk zaten. Cross platform hale getirmek istediler ve bunu sıfırdan yazdılar. Kendi derleyicili C# ile ilgili kendi editörlerini yazdılar, kendi araçlarını geliştirdiler. Sonra da framework yazmaya başladılar ve yıllardır da devam ediyor. Artık çok kaliteli bir hale geldiği için Mono projesi, kaldı ki şöyle bakın, az önce gösterdiğim Xamarin open source başlamıştı ama sonradan Microsoft tarafından desteklenmeye başladı ve Microsoft satın aldı, kendi bünyesine kattı. Mesela aslında Mono projesinin bir alt dalıdır şey Xamarin. Şöyle bunun GitHub sayfasından da bakabilirsiniz. Mono projesinin mobile kısmındaki fork, dallandırılmış halidir diyebiliriz. Mono projesi de öncelikle Microsoft tarafından desteklenmiyordu ama sonrasında Microsoft bizzat destek vererek dedi ki ben .NET Framework'ü cross platform hale getirmek istiyorum. Sen zaten bu işi yapıyorsun, al bunu devam et şeklinde bir durum söz konusu ve şu anda kullanılıyor. Rahatlıkla Linux üzerinde bunu kurarak geliştirme yapabilirsiniz aslında. Bu ve Xamarin tarafı C# cross platform tarafında ciddi anlamda gelişmesini sağladı ve bunlar da open source. Kendiniz inceleyebiliyorsunuz. Bunun kendisine ait editörü de var. Mono Develop sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu editörler tarafında tekrar inceleriz. Bakın burada da söylüyor zaten. Sponsored by Microsoft. Microsoft tarafından sponsor ediliyor bu proje. Ayrıyeten Microsoft kendisi de open source bir çalışma başlatarak .NET Framework'ü, mevcut .NET Framework'ü bozmadan bir de .NET Framework Core çıkardı. Çekirdek. Framework Core. Bu da open source ve cross platform çalışan bir framework. Tabii ki bunun geliştirmeleri devam ediyor ama son 6 aydır yaptığım analizlere göre, hani çevremden vesaire, kurumsal firmalardan gördüğüm kadarıyla ve genel olarak da dünyaya bakarsak .NET Core artık profesyonel hayatta da kullanılabilir hale geldi ve kullanılıyor bazı projelerde, bunu söyleyebilirim. Bunu web tarafında da mesela ASP.NET sadece Windows işletim sistemlerinde, Windows sunucularda çalışıyordu, çalışabiliyordu. Ama artık bunu Linux tarafında da kullanabileceğiniz ASP.NET Core çıktı. Bu da .NET Core gibi cross platform çalışan bir ASP.NET altyapısı diyebiliriz, framework'ü. Artık Linux'ta da ASP.NET çalıştırılabilir yani kısacası. Neden C# sorusuna dönecek olursak, Microsoft artık open source tarafı da ciddi bir şekilde destek veriyor ve dili çok hızlı bir şekilde geliştiriyor ve stabil şekilde geliştiriyor. Bu nedenle gelecekte, yakın gelecekte daha da hızlı bir şekilde artarak güçleneceğini tahmin etmek çok zor değil. Özellikle Türkiye pazarında göz önünde bulundurursak açıkçası ciddi bir iş gücü gerektiriyor diyebilirim. Bu konuda C# alanında iş bulmak da zor değil Türkiye'de. Bu az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı kurumsal bir uygulama geliştirme pazarı var, ticari uygulamalar. Burada da genel olarak C# tercih edilebiliyor. Bu arada SQL Server'da öncesinde
Yani Microsoft'un veri tabanı yönetim sistemi SQL Server burada. Öncesinde sadece Windows'ta kullanılabiliyordu. Ama artık Linux'ta da bu SQL Server'ı kullanabiliyorsunuz. Bu da platform ve dil seçenekleri kısmında önemli bir faktördü. Mesela Java Oracle ikilisini seçmelerinin sebebi, hani bankaların mesela Java Oracle ikilisini seçmesinin sebebi, bankanın kurulduğu zaman da yazılmış olan bankacılık uygulamaları tamamen Oracle, Java ya da COBOL üzerine çalışıyordu. Mesela ben COBOL kullanan birçok banka biliyorum ve bunlara eğitim de verdim. Ve Türkiye'nin en büyük bankaları bunlar. Bunların ana mainframe'i aslında COBOL üzerine çalışıyor ama COBOL diye bir dil kalmadı. Yani bu COBOL'un güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Sadece o banka ya da o büyük kurum yıllar önce kurulmuş ve o zaman piyasada sadece COBOL varmış ya da sadece Oracle veri tabanı varmış güçlü olarak ve Oracle'la da Java ile Java Sun mikrosisteminde Java ile uygulamalar geliştirilmiş ve bu bankada o yazılımı satın aldığı için sürekli onu geliştirmesi gerekiyor artık. Sürekli onu kullanması gerekiyor. Yoksa bu teknolojinin mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Az önce COBOL'da verdiğim örnek gibi. Türkiye'nin büyük bankalarından birçoğu COBOL kullanır. COBOL da berbat bir dildir aslında. Yani gördüğünüz bir dil değil. Ya da şu an piyasada kullanacağınız bir dil de değil. Sadece o kritik firmalar COBOL'cu arar ya da kendileri yetiştirir çoğunlukla. Ve onlar da emekli olana kadar çalışırlar. Bu onun doğru olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden dilden bağımsız düşünün, teknoloji bağımsız düşünün ve kararlarınızı aslında kendi planlarınıza, kendi araştırmalarınıza göre vermenizi öneririm.